Yapalım. Merhaba. Merhabalar. Evet, umarım artık bir sorun çıkmayacak. Bence de. Yani. Umarım. Bu arada ben üşüdüm ya. Polarımı giyip geleyim. Hadi. Hasta olacağım yoksa. Evet. En son ne diyorduk? Biz bunu bir planlayalım. Biraz sakin, ayrıca düşünelim. Evimden böyle çıkmayın dedim. Temera size eşlik etsin. İyi olur. Biz yine bir yere ışınlayabilir misiniz? Tabii. Daha rahat olur herhalde. Hı hı. Katılıyorum. Zindanlılar ineyim. Ne olur. Dediler. Hem son dediler kez. Doğrusu. Leyla ayağa kalktı. Sizlerle tanıştığımı ve beraber iş yaptığımıza çok mutlu oldum. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Daha nice beraber yapılacak işlere dedi. En son kadehinin dibinde kalan şarabı kaldırdı, içti. Kadehi masaya bıraktı. Görüşmek üzere. Aile üyeleriniz... Bir daha oraya gelmek istersek nasıl gelebiliriz? Bana haber yollayabiliyorsunuz. Yollayın. Tamam. Aile üyelerinizden birinin tedaviye ihtiyacı var mı? Doktorlarımız var. Şifacılarımız var. Pekala. Laskını tekrar iyi yapacağız. Kadın bir başını salladı. İçiyor. Bir perception atar mısın tamir? Tamam. Gidiyorsunuz. Tamam. Gidiyorsunuz. Zindana indiniz. Halfork'la Zalfar'ın önünden geçiyorsunuz. Ondan sonra kan içinde, organları yerinde. Boynuzları duruyor, kuyruğu duruyor. Ama herif kan içinde yani. Halfork da kan içinde. Ondan sonra şöyle duvara yaslanmış Halfork. Tamam mı? Zalfar zaten bayılmış. Ondan sonra tütün sarmış, sigara içiyor. Size baktı. Bir şey demiyorsanız geri dönecek. Geçtiniz. Buraya... Lawful good olmasam bir şey derdim. Çok da güzel derdim. Ama diyemiyorum. Kolay gelsin. Kesinlikle. Teleportation Circle'ın teleport çemberinin olduğu odaya geliyorsunuz. Kadın, yani Temera daha doğrusu sizi... Tabartlarımız. Aldınız onları. Onları aldınız. Okey. Kadın sizi gemiyi çektiğiniz liman vardı ya. Hı hı. Oradaki limandaki binalardan bir tanesinin içerisine teleportluyor. Arka odasına. Bir tane odada çıktınız. Hı. Tamam. Teleport sesi geldiği zaman arka odanın ön tarafından bir tane eleman geldi. Böyle uzun boylu, zayıf. Tam uzun bacaklı, uzun kollu böyle. Suratı uzun falan bir herif bu. Ondan sonra dükkan sahibi herhalde. Şöyle baktı. Teşekkür ederiz. Hmm, teşekkürler. Mesaj var mı? IBAN 22. IBAN 22, sen Abdülhamit'i savundun mu? Sen Abdülhamit'i savundun. Hayır, savunmadım. adam şöyle baktı içeriye. Tamam mı? Siz miydiniz? Sen miydin dedi Temera'ya. Bizi merak etme dedi. Arkadaşlar senden alışveriş yaptı. Şimdi mutlu bir şekilde dükkanından çıkıyorlar dedi. Ondan sonra o zaman biraz durun ben bir şeyler hazırlayayım falan dedi. Ondan sonra bir iki dakika sonra size bohçada, kesede balık veriyor. Birinizin eline tutuşturdu şöyle. Aldım. Ondan sonra iyi günler dedi adam. Umarım balıklarımı beğenirsiniz. Tekrar beklerim. Geldiğiniz için çok mutlu oldum dedi. Çok balıklar için ondan teşekkürler. Ne demek dedi. Şimdi bana para verin biraz. Dışarıdan gören olursa. Abi şey yaptım. Önüne şöyle biraz gümüş bıraktım. Tamam. Bir avuç gümüş attım. Fazlasıyla yeter zaten. Ondan sonra çok teşekkür ederim. İyi günler dedi. Afiyet olsun dedi. Temera tekrar arkadan gidecek. İyi günler. Ondan sonra dükkandan çıkıyorsunuz. Limandasınız. Tam çıkarken tekrar balık alabiliyor muyuz buradan diye soruyorum.
Tabii ki dedi adam. Kolay gelsin. İyi günler. Balkaşo dışarıya çıkınca kokluyorum. Taze mi kokuyorlar? Bu balıklar ölmüş. Olay çıkartıyor değil mi? Sonra ölü balıklar. Yani. İyi pişirilirse zehirlemez bu balık. Abi burası kastı değil mi sonuçta? Her şeyden olay çıkması normal değil mi? Abi, bu arada hava saat kaç? Ha, şimdi dışarı çıktınız. Uzun süredir zaten içeridesiniz. Hava kapalı. Ondan sonra akşamüstü. Abi deme deme. Böyle oldu. Benimle göz göze gelme dediğinde. Akşamüstü olmuş ama bulutlar olduğu için, yağmur bulutları olduğu için ya daha akşam gibi gözüküyor. Günün ışığı kaybolmuş yani. Ondan sonra geminize doğru gidiyorsunuz. Gemiye gittiğiniz zaman sizi kaptanınız karşılayacak. Ondan sonra kaptan Walto. Şey yapıyorum gemiye girmeden. Bu çalışan böyle zayıf, bitap düşmüş birileri var mı? Yani %80'i böyle. Bir tane random bir cüce görürsem özellikle cüce çevireceğim. Bu limanda çalışan cüce yok çünkü cüceler Mirabar şehrinde çalışıyor. Onlar böyle basit işler yapmıyorlar burada. Yok ne bileyim belki bir gemi komple cüce gemisidir falan. Barri Baran var mesela ama onun gemisi de öbür tarafta. Öbür liman. Tamam bak o zaman ilk önüme gelen şeyi çevireceğim. Ha, half orc, insan fark etmez. Bir yüzük at. 79. 13-14 yaşında bir tane çocuğu çevirdim. Hop bakalım. Ne oluyor dedi şöyle mal taşıyordu. Sakin ol ya. Kasa taşıyordu yani şöyle. Bırak kasayı. Neden? Vermem malı. Yok tamam. Bilirler. Tamam vermeyeceğim. Tamam, ya bırak. Ne oluyor falan diye etraftan bir sesler geldi falan. Ya bırak. Bırak. Şöyle baktı bir etrafa koydu şöyle. Al. O ne? Balık. Neden? Zehirli mi? Beni mi zehirleyeceksin? İyi pişirirsen zehirlenmezsin. Biraz balık. Bir persuasion at. 15 artı... 18. Aldı şu an. Şanslı günündesin. Umarım dedi. Afiyet olsun. Şöyle. Ondan sonra şöyle koluna taktı. Yerden malı tekrar. İyi pişir ama. Tamam tamam dedi. Gidiyor. Ve bakanlar falan olmuştu. İşlerine geri döndüler. Geminize geri giriyorsunuz. Gemiye girerken geminin şeyinde, güvertesindeki atları görüyorsunuz. Şimşek yok. Demek ki Raskar burada değil. Ondan sonra aşağı kata indiğiniz zaman gemideki arkadaşlarınızın her zaman olduğu gibi beklediğini görüyorsunuz. Bugün de bıçaklanmadık ya. Hoş geldiniz dedi. Valla böyle gidiyor ama. İçeriye girdi bu. Bugün de bıçaklanmadık dedi. Çok şanslısınız dedi valla. Malları aldılar dedi. Hadi ya. Geldiler aldılar. Tüh kaçırdık. Büyülü çantalarla geldiler. İçine doldurdular. Tamam. Tamam. Yani buradan mal çıkarıldı belli olmadı. İki kişi geldi. Ondan sonra ikisi de böyle dilenci tipliydi. Şekillerini değiştirmiş gibiler. Evet. Tamam. Kontrol ettim öyleydi. Tamam. Ondan sonra size bir not bıraktılar. Versene. Tamam. Yazın. Parşömen bir tane veriyor size. Parşömen bağlı açmadım dedi verirken. Yani şey mühür falan yok. İple bağlı şöyle. Verirken açmadım dedi. Çok sıkıntı olmazdı. Ne olur ne olmaz. Açtım şöyle ipi. Ve patlıyor. Ha, gemi alev aldı. Açıyorum. Parşömeni açtınız. Parşömende şu yazıyor. Ben Coral'in Silent Hammer. Daha önceki kağıtta da ismi yazan kişi. Silah. Neverwinter'dan bize gönderilen silah ve zırhları sizlerden teslim aldık. Bu da bunun belgesidir. Daha önce beni gördünüz. Bana ulaşacağınız zaman büyülü yollar deneyin. Bir kere de ilk deneyişinizde ulaşamazsanız ikinci kez tekrar deneyin.
Ama ikinci kez ulaşamazsanız üçüncüye denemeyin yazıyor. Neverwinter'ın buraya gönderdiği kişiler olarak sizlerle adaletin yolunda her türlü işbirliğini yapmaya hazırız. Bu kadar. Ne diyor? İlla burada mı? Sesli okudum. Yani bunu sesli okumuşumdur bu arada. Şimdi önce bir oturup... Hoş geldiniz dedi İlla. Hoş bulduk. Gel. Gelin. Diğer elemanlar burada mı hepsi? Hepsi aynı masanın etrafında oturmuş. Ben kadın, ben bir kadınla çocuğa baksam iyi olur. Siz bu arada konuşun. Kadının yanına gidiyorum. Tamam. Hamile olan vardı ya. Ne? Hamile olan aynen, vardı. Aynen, aynen. Onun yanına gidiyorum. Keyfi çok yerinde. Ondan sonra Al var burada. Şu anda. Bir tane oda hazırlamışlar onlara. Güzel bir yatak falan hazırlatılmış. Kadına çok iyi bakılıyor. Rengi yerine gelmiş. Tamam mı? Alvar mutlu. Ondan sonra sen gidince hoş geldin dedi Alvar. Eyvallah, hoş bulduk. Kadın şöyle elini salladı. İzninizle bir bebeği kontrol etsem sorun olur mu? Tabii dedi Alvar. Şey yapacağım, medicine atıp hani atın. İyi mi, kötü mü? Bir artı dört. İyi herhalde. Bu da anlamıyor doktorcuğum. Baktın şöyle lan, daha önce hiç çocuk bakmadım ki dedim. Şöyle baktın, elini göbeğine koydun. Ne hamile göbeğine, karnına koydun şöyle. Oynuyor mu? Şöyle durdun. Oynuyor mu? Şöyle bekledin. Tamam. Kötü bir şey hissetmedin herhalde, iyidir. Sıkıntı yoktur yani. Bir de kulağımı koyabilir miyim? Kulağını koydun. Perception at. Heh, bu iyi geldi. 17. İçeriden çığlık sesleri. Doğru. Vuruyor. Çıksın gitsin. Çıkarın lan, ben bunu çarpılacağım. Bıçağı takayım mı? Bıçağı takayım mı? Tekme geldi zaten. İyi. İyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi. Ben akşam Han'a gideceğim. Karım burada kalsın. Olur mu? Nasıl istersen. Teşekkürler dedi. Camı şey yapsana. Karının ve çocuğunun canı bize emanet. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ondan sonra... Evet. Bunların durumu bu. Ben Rex'in yanına gideceğim. Neyi? Rex'in yanına. O oraya gittiği zaman ben aşçının yanına. Evet. Balığımız var mı? Var. Balık yapabilir misin? Yaparım. Eline sağ ol. Olur, yaparım dedim. İkinci kaptanın ailesi, üçüncü kaptanın ailesini kurtardık. Bilmiyorlar. Şu Zalpar bize notu yollayanla da yakaladık. Sorguladılar, ettiler falan. Şimdi bizim düşüncemiz şu. İkinci kaptanı bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Ki 3-2 olabilsin. Sonra da biri düşürdüğümüz zaman 3'e kalsın işler. Bunun için benim aklıma gelen plan şu. İkinin bir yakınını kaçırıp kulede gibi gösterip, kule gibi yaptığını gösterip kuleye direkt saldırttırmak. Büyücü kulesi mi, diğer kule mi dedi? Diğer kule. Tamam. Böylelikle iki barbarmış biraz. Çok şey, mantıklı bir insan değilmiş. Biraz asabiymiş. Ha. Direkt kuleye saldırmasını sağlarsak hem kuleye zarar vermiş olacağız bir miktar. Hem de birin koruduğu, izin verdiği bir yere saldırdığı için otoritesini biraz sarsmış olacak. Ve çok mantıklı. İkiyi ortadan kaldırır. Üç de bu sırada eğer iki tutmaya çalışırsa birinin gözüne girer. Çok mantıklı. Çok güzel plan dedi o da. Ondan sonra seninki Morda. Ben de beğendim dedi. Tamam, sen beğendiysen o zaman. Şimdi bu ikinin bir akrabasıyla kardeşi, ikinin kardeşi
birinde ablası bu kar tanrıçasının tapınağındaymışlar. Anladım. Oster hemen lafa giriyor. Klerik vardı ya. Auril dedi, burada tapınağı olan tanrıçalardan bir tanesidir. Tapınağın adı Kış Sarayı'dır. Buradaki rahip ve rahibelerin özellikle ilk kar tanesi düştüğü zaman yapmayı çok sevdikleri bir ritüel vardır. İlk kar tanesi yere düşerken halktan Auril'e tapanları alırlar ve kendi tapınağından da birilerini çıkarırlar ve üstlerine soğuk su dökerek karda, kışta, o soğukta çıplak bir şekilde şehrin içinde dolanırlar. Sona kadar varanların o kışı ölmeden geçireceği söylenir. Yolun sonuna kadar varanların. Varıyorlar mı? Varan oluyor. Yollarda bıçaklanma şeyini de hesaba katarsak. Yani en azından tapınağın başındaki rahibeyle onun altındaki rahip ve onun altındaki rahip varıyor. Vardı geçen sene. Bu sene varamayacakları bir yol çizelim onlara. Dikkatli olun dedim. Bu görevde belki sizin de ihtiyacımız olabilir. Yani biz burada size yardım etmek için ve şehir hakkında olabildiğince bilgi vermek için buradayız. Valla hemen lafa girdi. Burada söz aldı. Eğer gerekiyorsa yüzlerimizi de açık ederiz. Yok, yüzlerinizi açık etmeden bir şekilde nasıl ki Silent Hammer kendini değiştirebiliyorsa sizi değiştirecek bir yol bulduğumuz zaman bu kutlamayı kendi lehimize çevirelim. Haley vardı ya Ranger. Ben dedi makyaj da iyi bilir. O zaman sorunumuz çözülmüş oluyor. Yani bu kaçırma planında sizi kullanmamız gerekecek. Olur. Hatta birlikte güzel bir plan yapsak çok iyi olacak. O da olur. Ben short rest aldım mı bu arada? O kadar oturduk, şey yaptık hani konuşmadık. Orada otururken? Evet. Olur. Onu bir short rest sayabiliriz. Ben bir denize tekrar inip şey yapayım. Bir gelişme var mı? Bilgileri alayım sonuçta değil mi? Çünkü biz haberi ilettik. Hmm. O haberin dönmesi lazım yani bir şekilde. Mesela. Ben de geleyim dedi. Orada. Yani ama o sefer bak geçenki gibi olmasın. Tamam. Hafif gülümsedi. Aramızda. Ne oldu ki geçen sefer? Ha ne olmuş? Ne? Geçen sefer şey ne geleceğiz? Tamam. Kesinlikle bir şey olmamıştır. Adam da 20 attı. Kesinlikle bir şey olmamıştır. Adam o kadar ifadesiz söyledi. Ne olmuş olabilir ki? En fazla yani yanlış tarafa gitmişler. En fazla deniz anası görmüştür yani. Evet. Ne olmuş? Yok bir şey olmuş. Neyse artık dinlensin. Birilerimiz ortalığı karıştırırken birilerinin avlanması daha kolay olur. Hemen bugün mü başlıyoruz? Yok, ilk kar ne zaman düşerse işte. Pekala. Ne kadar bir süre var ki tam? Yani ne zaman oluyor bu genelde? Hava durumundan hanginiz çok iyi anlar? Biz. Bir bakın havaya. Biraz Ranger'da anlar. Şimdi ortam zaten karlı, tamam mı? Yani etrafta dağlar falan var ya. Oralarda falan, tepesinde falan kar var zaten ama şehrin içinde şu anda şey yok. Aktif bir şekilde kar var, bir şey falan yok. Yok yani. Ama bulutlar dedin ya, bulutlu bir hava. Muhtemelen hava geliyor soğuktu, kar. Bir şeydi falan. Bir survival at. Hadi ben de atayım ya. At at. 18. Top. Ben de atıyorum ya. At. 13. Sedantizimi de aldım. Yürü be. Survival mı? Hı. 4. Harika. Mor da diyor ki bir haftaya yağar. Ben de öyle düşünmüştüm. Herhalde. Bir iki haftaya yağar yani. Bu hava böyle giderse. Biz de şu bir haftada biraz daha elimizi güçlendirmeye bakalım. Belki yengeme girersiniz. Yani.
O yan gemiyi temizlememiz lazım. Normalde biz druidler hava koşullarını da ayarlayabiliyoruz değil mi? Büyüleriniz var. Ama büyü işte. Ama yapmayız. Çünkü doğa denge var. Bir haftamız varsa güzel bir plan çıkartırız. Evet, bir hafta güzel zaman. Düşünmek için çok zamanınız var gerçekten. Hı hı. En azından bu olayın üstüne, bu kaçırma planının üzerine bizim yeteneklerimizi de koyup bir şeyler düşünürseniz. Ya şimdi alt game konuşalım biraz. Aynen. Tamam mı? Şimdi yaptığınız plan ciddi bir plan. Tamam mı? Diyorsunuz ki şehirdeki etkili tapınaklardan bir tanesi. Hı. Tamam mı? Ki zaten iki tane tapınak var. Bir tanesi Hem Tapınağı, bir tanesi Auril Tapınağı. Hı. Tamam mı? Bunlardan, iki tapınaktan bir tanesinin baş rahibesiyle yardımcısını ortadan kaldırmak üzerine kurulmuş. Baş rahibi değil ya, birinciye dokunmayacağız. Ha, ikinciyi alacaksınız. İkinciyi tamam, yardımcıyı alacaksınız. Yani benim kafamdaki o şekilde hani böyle ikiye alalım, hı-hı, çekelim oradan. Kuleye kapatalım. Nasıl olsa alttan giriş miriş muhabbetlerini biliyorsun. Tamam. Bir iki oradan girdiğini gösteririz, bir şey yaparız, o eve giriyoruz. İz bırakırsınız. Falan yani, bir şeyler sonra yaparsınız. Sonra onu oraya göndermeyelim. Sente bir post alıyor. Tamam. Yani o mantıklı. Gerçekten içeriye sokmak zorunda değilsiniz. Evet. Öyleymiş gibi gösterebilirsiniz yani. Çok bir şey, kurnaca davranarak. Güzel plan. Çok eğlenceli olacak gibi duruyor. Ondan sonra. Benim de biraz hazırlamam lazım tabii bu planı. Bir de işin açığı, şu an bir ranger var. Boşta makyaj yapabiliyor. Tabii. Yanında druid var bir tane. Yanında bir druid var. Ortamı gözleyebilir. Yeteneklerimizi kullanabileceğimiz ve bunlarla bunları bilen bir oster var. Evet. Yani bilgili bir kleriğimiz var. Aynen, bilgili bir kleriğimiz var. Bir de vuran bir fighter'ımız var. Bizde mesela sürekli anlatılan bir kadın vardı. Bizim druid şekil değiştiren kadın değil mi? Druidimiz kadın. Hayır. Yok. Erkek. Buradaki druid erkek. Mantarlı druid. Morda erkek. Aynen, morda erkek. Halfel şey, fighter'la, valayla haleyi kadın. Ha, doğru. Kılık değiştiren kimdi? Druid mi? Ranger'dı. Ranger. O kadındı. Hı-hı. Tamam, seni şey, onun şey kılığına sokalım. Şu kuleyi kurduran Neverwinter'da da gördüğümüz bir hatun vardı ya bizim. Hı-hı. Onun için cübbe falan lazım. Ha. Cübbe, eldiven. Kumaş var aşağıda. Cübbe diktirmek çok sıkıntı değil. Ya onda böyle biraz parlak şeyler falan vardı ama dener en azından. Yani elinize renkler var, bir şeyler çıkabilir. Deneyebilir. Tarif ederseniz. İyi de o kadının kılığına sokup ne yapacağız ki? Oymuş i̇şte, gibi mi davrandıracağız? Aynen. O almış gibi göstereceğiz yürüyüşte. Tamam mı? Hani o yanına siz gidecek. Siz bu işi yürüyüş sırasında mı yapacaksınız? Evet. Ya yürüyüş bence biraz riskli abi. Herkesin gözü önünde. Ortalığı karıştırırız. Yani belki planın geri kalanına sıkıntı yaratabilir bu. Şimdi bunu açık söyleyeyim. Yürüyüş sırasında ortalığı karıştırıp, tamam mı? Aradan bir şeyler yapmak, bu kaostan faydalanmak kaotik bir hareket. Tamam mı? Lawful'luktan inir. Tamam, çünkü ufak bir olay değil. Şehrin en büyük dini ritüellerinden bir tanesine saygısızlık ediyoruz bildiğin. Yani dini şeye saygısızlık etmenin yanında şehri karıştırıyorsunuz. Tamam mı? Bu olabildiğince kaotik bir hareket. Ne güzel. Ne güzel lan diyor. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi, bu olaylar sırasında masumlara zarar gelirse ve siz bu zararı, böyle bir şey olabileceğini önceden düşünmezseniz, bu da bir miktar vicdan azabı yaratır yani. Bunu önceden söyleyeyim. Bir nötrula doğru böyle bir gidersin. Şöyle bir Kaya Diamond bir titrersin yani. Aynı şey Paladin için de geçer. Ben söyleyeyim. Şimdi illa bunu yürüyüş esnasında yapmamız gerekmiyor. Yürüyüşte biz bu kadını gösterebiliriz buralarda. Anladın mı? Yani sanki izliyormuş gibi bir gözükür, bir yok olur. Arada girer çıkar. Tamam mı? Hani bu kadının şehirde dolaşıyormuş gibi imajı verip ve bu yürüyüş esnasında da bunların arasında gösterip ondan sonra alırsak güzel iş çıkartırız. Yani yürüyüş bittikten sonra bir gece ansızın. Aynen. Hatta yürüyüşü bittiği akşam mesela gecesi
operasyonu yapıp kadını almamız lazım bizim. Evet. Ritüel bittikten sonra yani. Öyle bir şey olacak. Yani. Eğer çıplaksa, üstünde eşyası falan olmazsa işiniz daha kolay olur. Çünkü bir tapınak şeyi, yani baş rahibesi ya da işte onun yardımcısı falan muhakkak zaten büyüye yetkin, büyü konusunda yeteneklidir. Ve üzerinde büyülü eşyaları olacaktır normalde. Ama yanında büyü malzemesi olmazsa ve büyülü eşyalar olmazsa işiniz çok daha kolay olur. Yani ritüel biter bitmez bizim bunları almamız lazım. Ya da tapınağa dönerken falan bir yerde böyle bir ara sokağa çekip falan bir şeyler yaparsınız diye düşünüyorum. Tabii ritüeli de görmediğiniz için bunlar varsayılır. O anı görünce ona göre de artık bir şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani elinden geldiğince o star size falan size anlatır ritüelin nasıl bir şey olduğunu. Alçılar genelde nereden biraz nereye gittiğini. Falan alçılar evet. Siz şekil değiştirip denize mi giriyorsunuz? Evet. Tamam. İkiniz de aynı hayvana dönüştünüz. Evet. Balinaya. Tamam. Balinaya dönüştünüz. Evet. Bunlar gittiler. Tamam. Şimdi olursa ikimiz aynı anda yine Yunus'a dönüşürüz. Daha odama çıkınca dinlenmem lazım hatta. Bilgi alamazsak bir de onu da deneriz. Tamam. Bunu da söylüyorum ki. Sen de yat bence koruya. Tamam. Yunus'a dönüştüğümü gördün ha, sen de dönüşürsün. Bir de öyle deneriz. Tamam. Şimdi siz denize girdiniz. Denizde yüzüyorsunuz. Bir yüzlük alayım. Bu sırada biz yatıyoruz galiba. Siz yatıyor musunuz? He. Ben biraz diğerleriyle oturup bu plan üstünde konuşacağım. Tamam. Ben odama girince düşeceğim yani. Abi 29. Tamam. Siz yataklarınıza, odalarınıza gidiyorsunuz. Tamam, yatmak için hazırlanıyorsunuz falan. Ondan sonra sen böyle diğerleriyle falan takılıyorsun biraz. İşte Hil ile şarkı yazıyor. Hille'ye şey diyorum, Alvar'ın karısının yanına gitsene, onunla biraz sohbet edip o sırada yazsana. Olur dedi, ondan sonra şarkı söylüyor ona falan, böyle takılıyorsunuz diye. Eğer acil bir şey olursa da hani doğumdur falandır filandır ki yanıma gel hemen söyle. Tamam. Denize gidiyorsunuz. Şimdi geçen sefer ölü balık sürüsünü gördüğünüz zaman aynı yerde dolanıyordu şöyle. Değil mi? Hatırlıyorsun. Evet. Bu sefer başka bir yöne doğru giderken gördüğünüz balık sürüsünü. Tamam, takip edelim şunu. Takip ediyorsunuz. Bir yüzük daha at. 17. Muazzam. Balık sürüsünü takip ediyorsunuz. Atacağım. Tamam mı? Ondan sonra gittikçe açılıyorsunuz bu sırada. Tamam. Tamam. İlerlediniz, ilerlediniz, ilerlediniz. Bir 5-10 dakika arası takip ettiniz. Tamam. 5-10 dakika sonra denizin derinliklerinde şöyle kırmızı bir ışık parladı. Tamam mı? Hı hı. Parladı ve söndü. Tamam mı? Şey de o tarafa doğru gidiyor. Söndü. Gidelim o tarafa doğru. Oraya doğru gidiyorsunuz. Oraya doğru giderken ışığın parladığı yerden yukarıya doğru çıkan, suyun üzerine doğru çıkan bir tane parşömen görüyorsun. Nus. Parşömeni alabilir miyiz peki? Ağzında yakalarsın. Bu şekilde düşünme. Tamam. Ağzında yakaladın. Fark ettin ki sudan dolayı dağılmıyor parşömen. Büyülü o zaman ya. Nerede? Tamam. Ne yapıyorsun? Bunu geri götüreceğim bir kere. Geri dönüyorsunuz. Evet. Beraber geri dönüyorsunuz. Tamam mı? Bu sırada odalarınıza geçtiniz. Sen diğerleriyle takılıyorsun. Kuryel. İçinde bir sıkıntı. Tamam, dedin ki şimdi ne güzel uyuyacağım, o kadar içtim, tamam mı? Kafan güzel. Tamam mı? Kafayı şöyle koydun, ulan içine bir sıkıntı çöktü. Tamam mı? Nasıl canın sıkıldı bir anda? Pencere gibi bir şey var mı? Tamam, pencere var. O yuvarlak pencere var bir tane. Şöyle kalktın. Tamam mı? Şurana bir şey oturdu ya. Bildiğin. Tamam mı? Pencereden dışarı bakıyorsun. Sen odana geçtin. Sen de mi yatıyorsun? Hazırlığını yaptın, kılıçlarını falan çıkardın. Doğru, saat meditasyon. Aynen, meditasyon yapacaksın böyle. Bu arada saat kaç tam?
Tam olarak. Yani 8-9. Ya şimdi saat kavramınız yok. Güneşi de görmüyorsunuz. Ama işte akşamüstünü biraz geçmiş yani herhalde 7-8-9 o civar bir şeylerdir diye. Meditasyon yapacağım. 4 saat sonra. Tamam. Meditasyona oturdum. Üstündeki kıyafetleri falan biraz gevşettim böyle. Rahat şey almak için. Rahat bir pozisyon almak için. Şöyle meditasyon yapmaya başladım. Tamam. Bir yüzük at. ...73. Gözünü kapadın. Tamam mı? Böyle boynundaki kolyenin ağırlaştığını hissettin. Olisan boynun. Gözlerini açmak istedin. Açamadığını fark ettin. Sonra gözünün önüne... ...gözünü kapattığın zaman karanlık görürsün ya... ...gözünün önünde... ...bir unicorn belirdi. Mielikinin semboldür kendisi. Sana baktı. Bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle, o böyle doğanın en saf, en saf, en böyle huzur dolu, tamam mı? Böyle en iyi haliyle sana baktı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Fark ettin ki yağmurun rengi kırmızı. Unicorn'un üzerine çarpan kırmızı yağmur damlalarıyla rengi kan rengine dönmeye başladı. Yağmur yağmaya başlayınca kaçtı. Gözünü açtın. Kaçınca. Sudan çıktın. Diğerleriyle takılıyordun. Tıp 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 tıp. Sesler gelmeye başladı. Yatağında oturdun. Dışarıyı izleyeyim dedim. Dışarıya baktın. Camına kırmızı bir şeyler çarpıyor. Gökyüzünden kan yağıyor arkadaşlar. Yukarıya çıktınız. Silahları milahları aldın mı? Denizin üstü kıpkırmızı oluyor. Bayağı gökyüzünden kan yağıyor. Etrafta bağırışlar, çağrışlar. Ne olduğunu anlamayan insanlar, evlerine saklananlar, bağıra çağıra dua edenler. Böyle bir anda karıştı şehir. Ne oluyor lan burada? Ondan sonra herkes dışarı çıkıyor. Ben tamam, koşuyorum bunların yanına. Ne oluyor falan diye camdan görünce büyülü olup olmadığına çıkıyor. Bakın. Anlamaya çalışın. Büyüdür dedi Oster. Tamam mı? Böyle yukarıya çıktı. Ondan sonra odanızdan falan çıktınız. Sen çıkıyor musun? Çıkıyorum senin. Koşarak çıkıyorum. Sıcağları, mülahları. Böyle aldım sen isimli elime. Ben parşömeni çıkartıyorum işte. Diyorum bu parşömeni... Geri dönüştün. Evet tabii tabii. Parşömeni acil bakmanız lazım diyorum. Açık. Sen odandan çıktın, tamam mı? Merdivene doğru gidiyordun, sen o sırada oraya geldin, tamam mı? Bunu acil bak diye sana uzattın. Açtım cart. Tamam, bir tane parşömeni açtın, evet. Tamam mı? Parşömen böyle... kağıt gibi duruyor ama böyle yırtabileceğim bir kağıt gibi değil. Hı-hı. Tamam mı? Parşömeni açtın. Şimdi sen her dili okuyabiliyorsun değil evet. mi? Çok böyle acayip bir şey olmadığı sürece sanırım. Yani her dili okuyabiliyorsun da. Yani dilse eğer okuyorum ama böyle uydurulmuş tamam. bir şeyse... Tamam, dilin hangi dil olduğunu anlıyor musun? Yok, sadece okunduğunu yazıyorum. History atar mısın? Tabii. Infernal biliyorum yine de söyleyeyim dedim sadece. Infernal. Alakalı olduğundan değil. Kesinlikle 3. Alakalı. Sende var mı History? Var. At. Biz bununla yan yana geldik. Siz yukarıya çıktınız, bu sonra çıktı. Biz en alttan geliyoruz. Alttan çıktınız şöyle. 19 artı 3. Bence yeter. Şu ortak tutuyorum zaten. Ya. Sen şöyle açtın, sen de bakıyorsun. Bu kağıt. Unutulmuş diyarlarda, diyarlara eskiden hükmeden bir imparatorluk var. Bunun adı Nedarys Empire. Tamam mı? Bu adamlar büyüye olan yatkınlıkları ve büyücülük güçleriyle biliniyorlar. Tamam mı? Forgotten Realms dünyasının, yeryüzünün aşağısında bir yerlerde bunların imparatorluklarından kalma yerler var. Tamam mı? Ve bu yerlerde genelde çok büyük, çok önemli, çok değerli hazinelerin olduğu söylenir. Bu parşömen Nedarys dilinde. O adamların dilinde. Tamam mı? Binlerce yıl öncesinin muhabbeti bu. Sen bunu biliyorsun. Tamam mı? Yani yazının şeklinden vesaireden bunu anladım. Bir kitapta görmüşsün. Tamam mı? Ne yazdığını anlamıyorsun.
Kağıtta yazıyor ki, gökten kan yağarken bedenlerden ayrılan ruhlar sahiplerine ulaşamayacaklar. Ölmeyin diyor. Ölmeyin. Sesli söylüyorum bunu. Okudu böyle. Siz yukarıya çıktınız, tamam mı? Abi, geminin gövdesi falan kan doluyor. Tamam mı? Sokaklar kıpkırmızı, binalar kırmızıya boyanıyor. Millet dehşet içinde bakıyor yani. Tamam mı? Büyücü Kulesi'ne bakıyorsunuz. Büyücü Kulesi'nde millet böyle balkona falan çıkmış. Camlardalar, dışarıyı izliyorlar. Şaşkınlık içindeler yani. Tamam mı? Herkes şu anda ne olduğunu bilmiyor. Ve böyle dehşet içinde bakıyorlar. Ben kuleye bakıyorum. Onu söyleyecektim. Ve bütün bu kaosun ve karmaşanın arasında ve sokak aralarından çığlık sesleri gelirken ve belki de bu kaosun fırsat bilip birilerini bıçaklarken bütün bu hengamenin ortasında Rüyalar Kulesi durduğu yerde her zamanki sessizlik ve sakinliğiyle duruyor. Kuleye doğru baktınız, içinizi yine bir ürperti kapladı. Gidip kapısına vurmak istiyorum. Ya, sen de haber yolla. Yağmura çıkmayın. Hilal'e baktı. Kadının tamam, yanında dur bir de. Aşağı iniyor. Sağlık durumunda herhangi bir kötüleşme olursa direkt bana da haber ver. Bu büyüyü yapan bu Sukro mu? Hayır, burada böyle bir durumda gökten kan yağarken ruhların sahiplerine ulaşamayacağını söylüyor. Tam olarak sen bunu nerede buldun? Okyanusun derinliklerinde bulduk. Tesadüf olabilecek kadar. Balıkların gittiği yere doğru. Bayağı derine indiniz. Evet. Bir şey geliyor gibi geliyor bana. Bir şey geliyor. Bir ve şey değil, bir şeyler geliyor. Ama siz değil. Bak bir şey diyeyim mi? Hepimizi bilmemeli. O da şöyle yapacağız. İçeriye girdiniz. Yağmur yağmaya devam ediyor çünkü. Bayağı sokakta kalan insanlar kan içinde kalıyorlar ya. Yani parşömeni veremeyiz Büyücü Kulesi. Gerçi parşömenin bir önemi var mı ki? İşte bu üstündeki bu üstündeki yazıdan dolayı, tamam mı? Ve işte suda ıslanmaması bilmem ne olması falan, genel olarak o zamanlardan kalma bir şey olmasından dolayı bir miktar değer taşıyor. Tamam mı? Bunu almak isteyen birileri illaki olacaktır satmaya çalışırsanız. Yani bir değeri vardır. Belki başka şeyler de saklıyordur içinde. Evet. Araştırırsanız bulursunuz. Nedir İzim Empire? Bir histori atın, historisi olanlar. 18. 24. Tamam. Benim kusursuz 20+4. Şimdi nedir İzim Empire? Dediğim gibi büyü konusunda inanılmaz usta olan bir imparatorluk. Tamam mı? Her şeyleri büyüyor. Tamam, gündelik yaşamları büyüyor. Tamam, evleri büyüyor. Her şeyleri. Tamam mı? Bunların kralları hakkında bazı bilgiler biliyorsun sen. Tamam. Mesela bir kral ya da kraliçe öldüğü zaman yerine geçen yeni kral veya kraliçeye, mesela bir çocuk diyelim, 15 yaşındaki bir çocuk geçiyor. Bunlar insan bayağı bu arada. 15 yaşında bir çocuk geçecek yerine. Bunların hazırladıkları artefektler var. Tamam, işte bir taç takıyor, eline bir asa veriyor, üzerine bir cübbe giydiriyorlar. Yüzük veriyorlar falan ve hop 25 level caster oluyor. Tamam mı? Bayağı şey yani, hani böyle hazırladıkları artefektlerle büyü gücü bahşedebilen, tamam mı? Böyle inanılmaz şeylere, buluşlara sebebiyet vermiş. Tamam mı? Büyü konusunda inanılmaz çığırlar açmış falan bir imparatorluk bu. Ben Sandin yanına gidiyorum. Sukro burada kalsın. Eğer bununla kaynaklı bir şeyse bence gitsin. Haber vereyim dedi Hilda. Hemen gelecekse olasın. Evet, hemen gelmesi lazım. Tamam. İz bırakır çünkü. Söylüyor. 25 kelime söyleyeceğim değil mi? Tamam, yolla. Birisini yüzük atsın. Sen at Serkan. Bir. İnanılmaz. Daha önce bir atmış mıydık ya? İlk.
O da kötü attı. Hani başka bir şey kötü attı. Geminin dışından tamam fakat deniz tarafından böyle bir şop sesi geliyor. Tamam mı? Denize bir şop düşmüş gibi sand. Yukarıya çekiyorsunuz. Tamam mı? Şaşırmış bir şekilde kan içinde kaldı herif. Tamam denize düştü. İyi yaşar. Denizde şu an kıpkırmızı. Hı-hı. Tamam mı? Ondan sonra ne oluyor burada dedi. Böyle bir şey bulduk. Gir içeri. Ben gelemedim. Bir şey engelledi dedi. Bir şey yani yönümü saptırdı. Bir şey geliyor. Scroll'u veriyorsunuz. Hı-hı. Bir anda böyle bir olayın içine düştü herif yani. Scroll'a baktı. Şöyle yan çevirdi. Tamam mı? Ben bunu alıyorum. Ne yazıyor? Çalışacağım. Gitmeden önce söylediği sana... Söylediği şeyi söylüyor. Anlatmamız gereken şeyler var daha. Anladım. Hemen gitme. Bugün yaşadığımız şeyleri konuşmamız gerekiyor. Sana Hille bahsetti mi? Güzel. Hille ortalığın karışık olduğundan, gelirsen beni fark etmeyeceklerinden, kan yağdığından ve bir parşömen bulduğumuzdan bahsetti. Güzel. Bunları söyleyebildim. Şimdi şöyle. Aslında bu iş bir günden beri burada bir fırtına var. Bayağı yağmur yağıyor. Robbins bir görü gördü. Bahsettik. Sen evet, sana anlattık. Ondan sonra da bu çıktı gittiği yerde. Yine aynı yerde görmüş bunu. Bunu büyük ihtimalle yukarıya getirdiği zaman bu yağmur başladı. Gördüğün yeri unutma dedi. Unutma. Tahminimce şöyle bir şey var. Hemen bunu söylemem gerekiyor. Bu bahsettikleri eski krallık var ya. Bundan birini dirilecekler. Sen burayı bence bir scribe çünkü bizden şey taşı olsan... istediler bak. Diriltme taşı istediler özellikle. Çok fazla. Tamam. Aynen bizden. Diriltme taşı istediler. Şimdi bir de bunun üzerine bu kesinlikle bu hanedanlıktan birini dirilecek bunlar. Büyük ihtimalle ejder ölmedi. Teker teker anlatıyorsunuz. Muhtemelen ejderha yaşıyor. Şöyle şöyle görüler gördük. Böyle bir şey var. Ondan sonra Lady Salcek'le aranızda olanları anlatıyormuşsunuz. Çok evet, anlatıyoruz. Zalfar'ı. Yani vakti var planı da anlatıyoruz. Şurada kan yağıyor çünkü. Hızlı hızlı anlatıyoruz. Anlaşmayı da söylüyoruz. Zaten söylemiştik. Hı-hı. Böyle böyle sana bir bilgileri veriyoruz. Onların hakkında bunları kullanma. Anlaşmayı yok, yaptık. Kullanmam. Anlaşmaya başka birinden bahsedemiyorduk anlaşmaya galiba. Yok öyle bir şey demediniz. Öyle bir şey demedim. Okey tamam. Lask'ın politikasına zaten karışmam dedi. Büyücü kulesindekilere tekrar söylüyorum güvenmeyin dedi. Ha, bu büyünün adını da söylüyorum bu arada ben. Stormfengence aynen. Not aldı. Yani bizim amacımız iki şeye saldırmak. Ondan sonra da gözden düşürüp 3'ü 2 yapmak. Sonra da 1'i indirmek. Yardım edebileceğim bir şey olursa ve yardım edebilecek konumda olursam yardım ederim dedi. Haber verin. Gördüğüm yer yalnız okyanusun altında ya. Ona göre ekipman getirirsin bize. Yani büyülü nesne. Su altında nefes almamız için. Oraya gitmek gerekebilir dedim. Mum falan var mı etrafta? Ne? Mum falan. Var var. Tamatörce atacağım. Tamam rengini değiştirmeye çalışıyorum. Değiştirebiliyor muyum? Bir şey hissediyor muyum? Büyü yapıyorsun. Hı hı. Şimdi tamaturjinin büyü okulu ne? Hemen bakalım. Buraya yazmışız. Ben bakıyorum. Bakıyorsun. Transportation. Tamam. Yapıyorsun. Tamam. Ne yapıyorsun rengini? Beyaz yapacağım. Beyaz yaptım mum ışığını. Beyaza çevirdim. 20'lik at. 6. Düşündüğünden daha küçük bir efekt oldu. Daha güçsüz oldu bir. Böyle az dönüştü gibi mi görünüyor? Şey, ışık biraz daha küçük. Bir dakika ya, süper fırsat. Hille. Üçüncü kaptana mesaj at. Gönder. Bu işi büyücü kulesi tarafından yapıldığı yani o karanlık kule tarafından yapıldığı dedikodusu yaymaya başlasın. 20.000 gold veririz. Söyleyeyim mi? Yetmezse daha da fazla arttırırız. Bir şey söyleyeceğim. Sen buraya gelmekte engellendiysen
Ve eğer bu büyüler geçen sefer söylediğin gibi iz bırakıyorsa bir sıkıntı yaratır mı şu an büyü yapması? Çünkü Toriel... İz bırakacağını zannetmiyorum zaten. Peki. O zaman... Şu an burada dedi, akıyordur. Ya, o zaman sen daha fazla ortalarda görünme. Kendinize iyi bakın. Bence odadan çık sen de. Biz tekrar o yere gidip araştıralım mı? Hı? Durit'le tekrar gidip sen de durun. Yağmur dursun bence. Tamam. Bunda dışarı çıkma. Kağıdı göster. Bu ne demek sence? Ölmeyin Koryel. Bu ara ölmeyin. Tamam. Ölmeyin demek. Yüzünü yapıyor. Çıkıyor. Tamam. Devam ediyor mu bayağı? Bayağı hızlı geliyor ya. Şu an bir 15 dakika falan oldu. Hala sesler, bağırışlar falan geliyor mu? Ses, şehir sessizliğe bölündü şu an. Arada bir, tamam mı? Bir yerden şöyle ufak bir çığlık sesi geliyor. Ya da bıçakla yardım yani. Çığlığı falan geliyor. Bir bıçak vuruyor yani. Şey nerede? Bizim şeyimiz, aşağıdaki kadının kocası. Alvar gitmişti. Alvar gitmişti. Ya yolda yakalandı ya da vardı yani, öyle bir şey var. İlle dönebiliyorsa dönmesini veya sabit, güvenli bir yerde kalmasını söyler misin? Bunu da yollarsam başka yapamıyorum dedim. Bir daha da çıkmayız zaten. Oster sen yapabiliyor musun? Yaparım. Alvar'a sen haber versene. Tamam. Oster Alvar'a haber yolluyor. Alvar'dan cevap gelecek. Handayım diye. Tamam. Bizim hatun... Lady'den. Lady'den cevap geliyor. Lady diyor ki büyücü kulesi, büyücü kulesi belki de bu işe bir dur der dedi. Büyücü kulesinin hoşuna gitmeyebilir bu olay diyor yani. Kan yağmasın. Dedikodu mevzusunu da bir şey diyor mu? Yani başlatacak mı? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar. Takip edenler için 7 saat boyunca yağmur yağacak. Ediyorum. Tamam. Şehrin sokaklarından kanlar akacak. Tamam. Şehir sessizliğe gömülecek. Her yer kırmızı kanla boyanacak. Tamam. 7 saatin sonunda normal bir yağmur yağmaya başlayacak. Şehirdeki kan izlerine, evlerin duvarlarına işlemiş olan şeyleri biraz götürecek. Bir saat kadar yağdıktan sonra biraz temizleyecek. Ve etrafta kan kokusuyla ve kırmızı lekelerle şehir yeni bir sabaha uyanacak. Bugünkü session'ımıza burada noktayı koyuyoruz. Raskar tapınaktayken ve bugünün devamında hazırlıklarını yapmış bir şekilde, her yeri bombalamaya hazır bir şekilde gelecekken, üstü full full Hollywood'la gelecek, şöyle atacak. Oyunumuza son noktayı koyuyoruz. Umarım eğlendiniz. Eğlendik. Bence güzel bir seçimdi. Aynen. Yine bir sürü şeyler öğrendik. Bir sürü planlar yaptık. Çeşitli hamleler alındı. Eğlenmektense böyle şey gibi bir seçimdi hani. Böyle film düşün böyle, tamam mı? Atlıyor böyle, acaba karşıdan karşıya atlayabilecek mi derken böyle son anda bir halat falan görüyor ya. O halatı görme sahnesiydi yani. Yani çok ilginç bir session'dı. Yani bilemiyorum, halatı mı gördük yoksa yılan başka bir şey mi? Yani yılan mı gördük? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Şimdi biraz soru falan varsa soruları falan alalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Normalde tabii çok daha uzun sürecekti ama doğum günün şerefine level alın. Eyvallah. Bak bak, bunu da herkese yapmam. Eyvallah. Şimdi her hafta birinin doğum günü olmasın da. Hafta doğum günü var. Chat kudurun, çıldırın. Hafta doğum günü var arkadaşlar. Ne olduk şimdi biz? 9. Allah Allah. 5. level büyüm geldi yani. Evet, durum o kadar ciddiydi ki sana sataşmadı.
Evet. Fark ettin mi? Fark ettim. Şimdi ölen ruhlar gidecekleri yere gidemiyorlarsa ölüm tanrısına bir şey olduğu anlamına gelmez mi bu diye bir soru gelmiş. Bakalım ölümün tanrısı yani Kelembor bu duruma nasıl bir tepki verecek? Yani... Sonuçta her yerde yağmıyor bu yağmur. Yani sadece buraya özel o yağmur. Saint Neverwinter'da yağdığını söylemedi ama hala alakalı. Ama hala buradaki ruhların gitmesi gereken yere gitmemesi Kelembor'a yapılan bir hakarettir. Saint gidip Kelembor rahiplerine bu durumu bildirirse tabii ki bildirecek. İşte bir halatı şimdi parşömeni gördüm ben. He? Parşömeni aldığımızdan itibaren başladı çünkü. Bilemiyorum. Yağmur yağdığı için mi parşömen çıktı? Parşömen çıktığı için mi yağmur yağdı? Parşömeni aldığın için mi kan yağdı? Bunlar çeşitli sorulması gereken. Parşömeni aldı götürdü sorular. Değil mi? Götürdü. Götürdükten hemen sonra kesildi mi kan yağmur? Yok, saatlerce yağdı. 7 saat. Ben dedi buna çalışacağım. Çünkü şeyi merak ediyordum. Acaba gittiği yere mi parşömen? Aha, ben 9 oldum. Ne? 9 oldum. Bana özellik geldi. Hani parşömen gittiği gece yere mi acaba o kan yağmur yağıyor diye şey. Bu arada restten sonra ben o şeyi yapacağım ya. Sabah köründe mi? Hı-hı. Tamam konuşuruz onu. Şimdi ben sana şunu bu yağmur yani başladığı için de onu gördünüz abi. Başlayacağı için. Şu seviyede iki büyü yapabiliyormuş. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Siz doğru yerdeydiniz sadece. Evet. Çok doğru uyanda çok doğru bir karar verdiniz. Aynen. Onu söylemem lazım. Nasıl, nerede? Bu aşağı inerek. Aynen şeyi bulmak anlamında. Bu sırada aşağı inerek. Şimdi senin kanında taşıdığın iblis kanı sen level atladıkça, sen güçlendikçe, senin potansiyelin arttıkça etkisini daha fazla gösteriyor. Tamam. Gece vücudunun sıcaklığının arttığını hissediyorsun. Tamam mı? Bu olaylar olurken. Şöyle bir bakıyorum yerinde. Şöyle bir uyanıyorsun. Tamam mı? Yerinde. Böyle içinden bir an şöyle çıkarıp atmak geliyor, tamam mı? Çıkarmıyorsun. Ondan sonra vücudunun sıcaklığı, kanının sıcaklığı, ebisin sıcaklığı dışına vuruyor biraz. Senin gerçek halini göstermeden. Sabah uyandığın zaman yattığın yerin biraz iz olduğunu görüyorsun. Tamam. Artık sanki acı çekmekten eskisi kadar hoşnutsuz olmayacaksın gibi hissediyorsun. Sanki acı çekmek, kılıçla kesilmek bir şey olmak sana o kadar koymayacakmış gibi. Ya da canını o kadar acıtmayacakmış gibi hissediyorsun. Tamam. Şöyle bir özellik aldım. Artık sana birisi critical, bir crit vurduğunda, critical hit ile vurduğunda reaction'ınla geri atak çıkarabiliyorsun. Tamam. Bu acıdan keyif alıyorsun. Tamam. Aldığın bu keyifle beraber sen de vuruyorsun. Enayman yavaş yavaş dibe doğru giderken. Tamam. Artık böyle bir özelliğim var. Görünümünde bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Böyle bir şey olduysa çıkartıyorum. Kolyeyi çıkarıyorsan. Kendi isteğimle çıkartıyorum. Tamam. Sabah uyandığında yani kolyeyi çıkarıyorsun. Zorlamayla değil de ben kendi mantığımla çıkartıyorum. Bu efektler geçtiği zaman, yani sabah uyandığın zaman kolyeyi çıkarıyorsun. Hı-hı. Tamam mı? Kolyeyi çıkardığında ve böyle aynanda kendine doğru baktığında etrafındaki alevin biraz daha büyümüş olduğunu görüyorsun. Yere baktığın zaman yerden şöyle iz çıktığını görüyorsun. Biraz daha durursan burası alev alacak gibi duruyor. Geri takıyorum. Taktın şöyle. Ne? Yere bakıyorum bunu nasıl açıklayacağız diye. Böyle ayak izi var yerde. Mum devrilmiş deriz ya. Hayırız. Mum devrilmiş. Tamam. Az önceki tamam. Özellik çok Loviator özelliği değil miydi ya? Evet. Loviator da olur. Başkaları da var. Böyle sadomazo seven. Hayırlısı. Bence artık bir Sayrık karışsın işlere, tanrı katili kırılıcıyla çıksın karşımıza. Sayrık bu işlerin neresinde bir bilseniz. Ay ay.
teşekkür etmiş. Biz size teşekkür ederiz. Çok evet, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz dostlar. Sorunuz var mı? Yapıştırın varsa. Aynen, sorular varsa. Bu arada birini daha arada YouTube'a yolladık. Böyle bir dakika ben en baştan alayım deyip birisi kaçtı. Başak Erisar. Şehri kutsal suyla yıkamak lazım. Evet. Şehri kutsal suyla yıkamak lazım değil. Buraya birinin gelip yıkaması lazım. Hani. Ben onu Silvanus'la konuşacağım. Şöyle hortumla biri geliyor. Aynen. Şöyle böyle. Çıkın bok götürüyor şehri diyor şöyle. Ben bir Silvanus'a söyleyeceğim bu durumda. Çok doğal bir şey olmuyor. Abi bu neler oluyor ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Neler oluyor ya? Etrafta orman var mı buranın? Ne? Etrafta var. Var. Şu an. Kuzeye doğru özellikle bir şeyler var böyle. Uyanıp salmamın sebebini sana söyleyeyim mi? Moralin yanına gidersen ben bunu nasıl açıklayacağım? Ne? Uyumamamın sebebi, normalde ben meditasyon yapacağım bundan sonra her gece. Hani uyumaktansa meditasyon yapıp, hani 9 saat, 10 saat yapıp dinlenmek. Hem de artık biraz daha moralinle onun yolundan gittiğim için, onun yoluna daha iyi şey girdiğim için, daha doğrusu cleric level aldığım için artık meditasyonla şey yapmayı düşünüyorum. Uyuyamam şu an. Yani meditasyon falan hak getire. Şöyle bekliyorum ben dışarıya bakıp. Artık hayırlısı. Ben ormana gidip... Bir şeyden çıkacaksan bu ayrı bir şey. Bunu oynamamız lazım. Tamam. Bir gün yani çıkacağım. Tamam, onu konuşacağız. Eğer sen hemen haber getirmeyeceksin, biz bekleyeceksek bir noktada... Biraz bekleyeceksiniz tabii. Sizin de bu sırada aksiyon alacak mısınız? Gemiye dalacak mısınız gibi olaylar var. Seninle sataşmaması... Ama bu olaylardan sonra da sen haber verene kadar bir şeyler yapabilirsiniz tabii. Gemiye dalmadan önce de bir günlük gidebilirim. Tamam. Bir 3-4 gün boşumuz olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte orada ben o şeyde yaptım, Neverwinter'da yaptığımı burada yapacağım. Tamam. Evet. O zaman baştan kaçalım. Kaçalım biz. Aynen. Arkadaşlar görüşmek üzere. Dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki session'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pazartesi buradayız. Çarşamba Alican burada. Çarşamba Alican burada. Yarın bu arada yayınımız 7'de başlıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam. Yarın 7'deymiş. Çarşamba derin diyen. Derin diyen. Sınıflara giriyorlar. Aynen. Ama bu arada şeyi de söyleyelim ya. Arkadaşlar bizim şimdi birkaç projemiz daha var. Aa evet ya. Şimdi biz e-spor hakkında bir program hazırlıyoruz, içerik hazırlıyoruz. Hı hı. E-spordaki olan gelişmeler hakkında bilgi vereceğimiz, koy koy muhabbetin olacağı bir şey biraz da. Bir de bir arkadaşımızın kafesinde, orada canlı yayınlarda oyun yapacağız. Kafede canlı yayın olacak. Aynen. Orada kurt adam oynayacağız. Evet. Tavsiye ederiz. Uf, güzel oyun. Aynen. Kafeye de bekleriz. Bu duyurmaya başladığımız zaman konumunu da falan da paylaşırız. Aynen, adı, konumu vesaire paylaşırız. Discord grubumuza katılın, oradan konuşuruz bunları. Onun dışında çok Ankara'da, güzel kafe, ben çok beğendim. Ankara'da olanları bekleriz. Bayağı güzel yapmış. Hamburgeri de güzel. Evet, güzel. Denedim, biliyorum. Denedi. Denedi. Pantheon'du değil mi adı? Pantheon Kültür. Aynen, Pantheon Kültür. Güzelmiş. Evet. Bekleriz, gelin, çağır, cuma günleri. Ayın kaçında başlıyor? 13'ünde başlayacağız. Yani. Aynen. Bir sıkıntı olmaz. Kürşat'ın Werewolf'uyla olaylar başlıyor. Aynen. Öyle, evet. Oraya da bekleriz. Orada da böyle canlı ne yapıyor bunlar deyip izleyebiliriz. Güzel de olur aslında canlı seyirciyi de doyurur. Evet. Olur. Kaç tanesi doyurur demiş Kaan abi. Onu sonra konuşalım. Abi, iki tane falan. İki tanesi yani seni doyurur. Onu denemeden anlayamayız abi, sen bir geldi. Aynen. Valla ben biri bana yetti. Bir Ali Can'a yettiyse bir seni de doyurur abi. Bence bir ikiye yürür. Bence de yürür. O yürürse hepimiz yürürüz. Sen yürürsen abi, yapma yanarsın. Yapma yanarız. Yapma yanarız ya anne. Neyse. O zaman kaçıyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.